Gördüğüm kadarıyla sadece bizim değil, bütün piyasaların bütün rakamlarında kafası karışmış durumda. Kripto paralardan gümüşe, gümüşten altına, altından dolara, dolardan borsa endekslerine kadar hemen hemen tüm birimler yatay seyrediyorlar, sıkışık bir bantta ilerliyorlar ve bu sıkışıklık aslında fırtına öncesi sessizliği çok net bir şekilde işaret ediyor. Tüm piyasalarda önümüzdeki günlerde çok sert hareketlerle karşı karşıya kalınacak gibi bir imaj yaratıyor bende. Tabii dünyadan gelen haberlerin de çok ciddi etkisi olacak bu süreçte ve ikinci dalga etkisiyle Amerika-Çin gerilimi, Amerika'daki seçimler, Çin-Hindistan gerilimi, Türkiye-Avrupa, Türkiye-Fransa gerilimleri, Türkiye'nin Libya'daki girişimleri, Doğu Akdeniz'deki tüm gelişmeler, bakın 1000 tane şey sayabiliyoruz. Bütün bunlar piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor. Anlayacağınız çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Rakamların da bizim de kafamız oldukça karışık. Bakalım nasıl olacak bundan sonraki süreçte. Bu videoda elimden geldiğince hem rakamların kapanış değerleri üzerinden piyasaları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hem de aynı zamanda geçen hafta neler yaşandı? Bir hafta boyunca hangi haberler geldi? Piyasaları nasıl etkiledi? Bunları da yine sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Önce bir iç piyasaya bakalım isterseniz. Borsada durum ne oldu? Borsa 115.748 puan seviyesinden günü ve haftayı tamamladı. Güne baktığımız zaman hafif bir gevşeme görüyoruz. Bu tamam net bir şekilde satış baskısı geliyor anlamına gelmiyor. Borsada yatay bir seyir vardı. Hafif bir gevşeme ile haftayı tamamladı ve günü tamamladı. Bundan sonraki süreçte ne olur? Çok ama çok tepe noktalarda gezinen borsa endeksleriyle karşı karşıyayız. Bu işlerin yakın zamanda karışabileceğini bizlere işaret ediyor. Çok ciddi balonlar oluşmuş durumda. Dolar 6.86 seviyesinden yine bir kez daha haftayı tamamladı. Geçen hafta da biliyorsunuz 6.86'nın üzerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Yine 6.86'nın üzerinde gerçekleştirdi. Dolarda çok ilginç bir durum var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizler de zaten farkındasınız. 6.85'e çakılıp kalmış bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Hatta şunu söylüyorlar. Acaba sabit kur sistemine mi geçtik? Nasıl burada bu kadar yatay bir seyirde ilerleyebiliyor? Nasıl bir baskı, nasıl bir müdahale var? Bu doları burada tutmak bu kadar kolay mı diye soranlar var. Hayır arkadaşlar. Çok da baskı yok aslına bakarsanız dolarda. Dolarda sadece bir hareketlilik söz konusu değil. Bu seviyede mal toplayanlar mal topluyorlar, bekleyenler bekliyorlar. Tam bir kırılma noktası 6.85 bir taban haline getirilmiş, bir destek noktası haline getirilmiş durumda ve görünen o ki buradan bir sıçrama yaparak yukarıyı denemeye başlayacak. Önce 7 seviyesinin üzerine atacak kendisini, ardından 7.20, 7.27'nin kırılması, sonrasında 7.80, 7.80'den sonrasında üstü boş. Tabii 7.80, 7.90, 7.88 aralığında yine bir süre gidip gelecektir. Ancak bu dirençlerinde kırılmasıyla birlikte yeni rekor denemeleri yapacaktır. Öbür taraftan tabii devalüasyonist etki gündeme gelirse, hafta boyunca hatta 2 haftadır söylediğim mesele gündeme geldiği an itibariyle çok daha sert yükselişlerle karşı karşıya kalacağız. Doları tam anlamıyla bir fırtına öncesi sessizlik pozisyonunda söyleyebilirim sizler için. Dolar bir bekleme pozisyonunda. Euro 7.71'den kapandı. Bakın dolar 6.86'ya çakıldı. Euro 7.71'e kadar yükseldi. 7.70'in üzerinde kapanışını gerçekleştirdi. Yani hem euro hem de dolar Türk lirası karşısında değer kazanıyorlar. Türk lirası değer kaybediyor. Euro dolar paritesinde çok büyük bir kıpırdanma olmamasına rağmen 1.12-1.12.50 aralığına neredeyse sıkışmış bir parite görüyoruz ve 1.12.46'dan da kapanışını gerçekleştirdi. Orada da neredeyse 2 haftadır, 3 haftadır çok yoğun bir hareketlilik gözlenmiyor. Piyasalar tamamen durulmuş gibi, dengeye oturmuş gibi görülüyor ama bu bir denge değil, dediğim gibi fırtına öncesi sessizlik arkadaşlar. Ons'a bakıyoruz. Ons da çok hızlı bir şekilde 1780'lerin üzerine attı kendisini. Sonra aşı bulundu tevatürleriyle birlikte bir miktar gevşedi. 1760'ları gördü. Hatta 1758'i gördü. Hemen aynı gün içerisinde 1-2 saatte tekrar toparladı. 1770'in üzerine yerleşti ve neredeyse hafta boyunca 1770 seviyesinde hareket etti. Bu bize şunu gösteriyor. 1760'ın üzerine tamamen oturmuş durumda altın ve burayı bir destek haline getirmiş durumda. Büyük ihtimalle çok çok olumlu bir haber gelmediği sürece 1760'ın altını göstermeyecekler. 1780 önemli bir direnç noktası değil. Çok hızlı bir şekilde kendisini yukarıya atar. Eğer ki burayı bir direnç haline getirmezse elbette. Yani çok yoğun işlemler olmazsa. Sonrasında arkadaşlar 1800'ün üzerine attığı an itibariyle bana göre altının onsu rekor denemeleri yapmaya başlayacaktır. Gram altın 392 seviyesinden haftayı tamamladı. Gördüğünüz gibi öyle 330'lar, 300'ler, 290'lar falan olmadı. Olmayacaktı zaten. Bu işi bilen herkes görüyordu. Ama
pozisyonlarına göre söz ve laf ürettikleri için, ne yazık ki bu işin ticaretini yaptıkları için yanıldılar arkadaşlar. 392 seviyesinden kapanış gerçekleştiren bir gram altın görüyoruz. Onsun ve doların yükselişiyle birlikte kendisini 400 liranın üzerine atarsa kimse şaşırmasın. Dolar endeksi 97'nin üzerinde, 97-96 aralığında gidip geliyor. O da darbanda sıkışmış durumda. Dolara olan talep her geçen gün biraz daha artıyor ve ülkelerin dolara olan ihtiyacı biraz daha artıyor. Aynı zamanda Amerika ve dolar güvenli liman olarak görüldüğü için buraya bir akış var ve bu nedenle arkadaşlar dolar endeksindeki toparlanma devam edecek. Bu geri çekilmeyi çok fazla baz almamak gerekiyor. Önümüzdeki süreçte yine dolar endeksini 100'ün üzerinde göreceğiz. Gelelim şu CDS'imize. CDS 500'ün hemen dibinde 487.25'ten kapanışını gerçekleştirdi. 487 puan çok yüksek bir rakam. Bunun altına bir türlü inilemiyor. Yani görülen rakamlar 470-460 oluyor maksimum. Tekrar yukarıya doğru toparlamaya başlıyor ve ne yazık ki Türkiye'nin özellikle cari açık ve bütçe açığı riski arttıkça CDS'imiz daha da yükselecek gibi görünüyor. Tabii ki kısa vadeli borçlarda etkili olacak bunda ve Türkiye'nin bir türlü swap anlaşması yapamaması, dolar bulamaması, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili risklerin her geçen gün biraz daha artması, kur şoku beklentisi de CDS'i yukarıya taşıyan etkenler olmaya devam edecek ve 500'ün üzerine çıkarsa yine CDS, önümüzdeki dönemde kimse şaşırmasın arkadaşlar. Gelelim gümüşe. Gümüş kritik bir seviyede, 18 doların üzerinde. Gümüşün onsundan bahsediyorum ve aynen söylediğimiz şekilde ilerliyor. Geçtiğimiz dönemde zaman zaman sordunuz, ben de kısa kısa cevaplar verdim. 12 dolar civarındayken size ne dedik? 17-18 doların üzerine atacak önce kendisini, daha sonra 20 doları zorlamaya başlayacak demiştim. Daha önceki videolarımı izlerseniz bunları görürsünüz zaten. 18 doları eğer ki bir destek noktası haline getirirse gümüş, şu anda bir 17 bir 18 dolar arasında gidip geliyor çünkü. 18 doları aynı altının 1760 doları taban yapması, destek yapması gibi bir destek haline getirirse çok hızlı bir şekilde kendisini 20 doların üzerine atar. Ve 20 doları aştığı an itibariyle üstü boş. Çok sert, agresif hareketleri görebiliriz gümüşte yukarıya doğru. Aşağıya gidebilir mi? Bu koşullar içerisinde gümüşün aşağıyı zorlama ihtimali çok zor. Olağanüstü iyi haberlerin gelmesi lazım. Zaten o çok iyi, çok olağanüstü haberler gelirse altın da düşer, gümüş de düşer, petrol de yukarıya doğru hareket eder, dolarda da gevşemeler yaşanır. Böyle bir tablo var mı diye bana sorarsanız hayır yok arkadaşlar. Onun için gümüş ve altını yukarıya doğru destekleyen haberler geldikçe her iki emtia da yükselişini devam ettirecek diye sizlere söyleyebilirim. Bir de döviz cephesinde sterlin çok soruluyor. Sterlin 8.50'de kendisine bir taban oluşturmuş durumda gibi. Yakın zaman içerisinde 8.90 direnç noktasını deneyecektir. 8.90'ı kırdığı an itibarıyla kendisini 900 liranın üzerine atacaktır. Tabi orada da bir bekleme havası var. Brexit süreci var. İngiltere'deki gelişmeler var. Başbakanın neler yapacağıyla ilgili beklentiler var. Bütün bunlar sterlini birazcık Avrupa'dan ayrıştırıyor. Biraz Amerika'dan ayrıştırıyor. Genel ekonomik durumdan biraz ayrıştırıyor. Zaman zaman tüm para birimleri yukarıya doğru hareket ederken sterlinde gevşemeler görüyoruz. Bu dalgalanmalar sterlinde olmaya devam edecek. Sterlin de aynen Amerikan dolarında olduğu gibi güvenli bir para birimi olarak talep görmeye devam edecek ve sterlindeki yükselişleri de görebiliriz birlikte. Özellikle döviz cephesindeki yükselişler devam edecek, altındaki yükselişler devam edecek, gümüşteki yükselişler devam edecek. Petrole gelince petrolde durum biraz farklı tabii. Dünyada sanayi üretimi beklendiği şekilde artmadığı sürece, tamam Amerika'da stoklar bir miktar azaldı ama bu stoklar çok hızlı bir şekilde dolacak gördüğümüz kadarıyla. Diğer taraftan 15 haftadır neredeyse petrol kuyularını sürekli kapatan bir Amerika'dan bahsediyoruz. Bu koşullar içerisinde petrolün bir miktar toparlanması normal ama hem Rusya'nın hem Arap ülkelerinin üretimi arttıracağız açıklamalarıyla birlikte stokların tekrar hızlı bir şekilde dolacağı algısıyla birlikte petrol fiyatlarında 30 dolarları, hatta 30 dolarların altını bile görebiliriz, kimse şaşırmasın. Umarım görürüz. En azından cari açık problemimize bir miktar çözüm olur bu. Eğer ki petrol buralarda kalmaya devam ederse ya da yukarıya doğru hareket ederse emin olun Türkiye'nin cari açığı çok daha fazla artacaktır. Gelelim geçen hafta neler yaşandı? Hangi haberler önemliydi ve piyasaları nasıl etkiledi? Biraz bunları konuşalım. Türkiye'ye gelen turist sayısı %99 oranında azalmış durumda Nisan ayında. Mayıs ayında artış var mı? Yok arkadaşlar, çünkü hiçbir yer açılmadı. Haziranda var mı? Hayır, yok. Temmuz'da var mı? Yok. Yani Temmuz'a kadar Nisan verilerini rahatlıkla değerlendirebiliriz. Çünkü ülkeler arasındaki aktiviteler kesilmiş durumda. Temmuz'da durum değişti mi? Değişmesi için Çavuşoğlu Almanya'ya gitti, Avrupa'ya gitti. Bize
turist gönderin ne olur falan dedi. Onun öncesinde Rusya'ya gitti. Bize turist gönderin ne olur dedi. Ama her ülkede bakacağız bakalım dedi. Bakacağız. Durumu değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz dedi. Görünen o ki arkadaşlar ne Rusya'dan ne Almanya'dan ne Avrupa'dan turist gelmeyecek. Nitekim Almanya net bir şekilde açıkladı. Türkiye'yi riskli bir ülke olarak gördüğünü söyledi pandemi sürecinde. Onun için oradan bir turist akışı olmayacak. Bize en çok turist nereden geliyor diye bakarsak ya Almanya'dan ya İngiltere'den ya da Rusya'dan. Ve ne yazık ki bu üç ülkeyle de şu anda hava trafiğimiz kapalı ve bir turizm akışımız da yok. Doğal olarak da bir turist beklememek gerekiyor. Temmuz ayını geçtiğimiz, Ağustos ayını ortaladığımız an itibariyle zaten turizm gelirlerimizde büyük bir düşüş olacağı da aşikar. Sonrasında turist gelir mi? Temmuz'da, Ağustos'ta, Haziran'da gelmeyen turisti Eylül'de beklememek lazım. Beklesek bile ucuz turist bir şekilde gelmeye çalışacaktır. Onun da bize çok fazla bir getirisi olmayacaktır. O nedenle cari açık problemi Türkiye'nin çok net bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Biraz da bir başka riskten bahsedelim. Bu bizim riskimizdi. Amerika-Çin ilişkilerinin her geçen gün gerilmesi. Nitekim bununla ilgili geçen hafta çok belirgin haberler duyduk, aldık. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın Çinli markalar olan Huawei ve ZTE'yi ulusal güvenliğe aykırı bulması, sıkıntılı bulması. Bu nedenle de çeşitli tedbirler almasıydı. Bir başka önemli konu Çinli yetkililere vize yasağı getirilmesiydi. Yine bir başka önemli konu Çinli yetkililerle iş yapan bankalarında artık sorgulanacağı, yaptırımlar uygulanacağı ile ilgili bir takım kararların çıkmasıydı. Anlayacağınız Amerika ile Çin gerilimi her geçen gün biraz daha artıyor ve bu oluşan stres altın üzerindeki baskıyı arttırıyor. Tabii Amerika bence Çin'le sınırlı da kalmayacak. Aynı zamanda Rusya ile ortamı gelecek. Aynı zamanda Türkiye ile ortamı gelecek. Nitekim bakın S-400 meselesi konusu var. S-400'ü alalım biz. Bize verin dedi Amerikalılar. O anda Rusya ile sıkıntı yaşamaya başladık. Ruslar hop bir dakika bizim silahı kime nasıl bize sormadan veriyorsunuz dedi. Hatta bu konuyla ilgili de bir yasa çıkarttı arkadaşlar. Doğal olarak o S-400'leri bir yerlere verme ihtimalimiz kalmadı. Kurma ihtimalimiz var mı? Görünen o ki kurma ihtimalimiz de yok. Bu kadar dolar sıkışıklığınız varken, bu kadar ekonomik sıkıntılarınız varken Amerika ile de papaz olma ihtimaliniz yok. Amerika ile papaz olamayacaksınız, Rusya ile papaz olamayacaksınız. Orada da kalmış pozisyondayız ve bunu Amerika özellikle siyasi süreçte kullanabilir ve bu da bizim özellikle kur risklerimizi ve kur kırılganlıklarımızı arttırabilir. Gelelim bir başka önemli meseleye. Hindistan'la Çin arasındaki gerilim artıyor. Burada ben Amerika'nın kışkırtıcı bir rol üstlendiği kanaatindeyim. Türkiye ile ilgili önemli bir başka gelişme, Volkswagen Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Bunu dünya gazetelerinde bu şekilde okuduk. Türkiye'de işte erteleme o falan diyorlar ama Volkswagen Türkiye'de artık bir yatırım yapmayacak görünen o. Dünyanın başka bir yerinde de yapmayacak diyenler var. Olur mu öyle şey? Volkswagen hala yatırımlarını devam ettiriyor ama Türkiye'nin hem hukuki hem siyasi hem ekonomik hem de uluslararası sıkıntıları nedeniyle bu işten vazgeçmiş gibi görünüyor. Geçen haftaya damga vuran konulardan bir diğeri sosyal medya meselesiydi. Biliyorsunuz Sayın Albayrak'ın eşine ve bebeğine yapılan hakaretler nedeniyle bir anda gerilim tırmandı. Cumhurbaşkanı sosyal medyayı kapatacağız falan dedi. Bunun sonrasında muhalefet partileri sosyal medya sesini yükseltti. Sonra geri adım atıldı. Hayır böyle bir şey yok. Kapatmak değil, düzenlemek gibi bir niyetimiz var denildi. Falan filan. Yani böyle gerilimli bir haftayı geride bıraktık. Bakalım ne olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama zaten Türkiye başına bir yığın iş açmışken bir de bakalım sosyal medyayı kapatarak iyiden iyiye demokratik olmayan bir ülke havası verecek mi vermeyecek mi bunu göreceğiz. Düzenleme olur mu? Olabilir. Bu düzenleme tartışılabilir, eleştirilebilir. Ama bir anda ben kapattım kardeşim derse o iş başka bir iş olur. Bu çok tartışılır arkadaşlar. Türkiye'de değil, bütün dünyada tartışılır. Enflasyon açıklandı. Enflasyon Türkiye'de %12.62 oldu Haziran ayında. Gıda fiyatları %12.93 arttı. En çok artan ürünlere bakıyoruz. Taze fasulye, şehirler arası otobüs ve sivri biber. Yazın ortasındayız. Ürünler geliyor. Taze fasulye ile ilgili bir sıkıntı yok. Sivri biberle ilgili bir sıkıntı olmaması gerekirken bunların fiyatları yükseliyor. Nasıl oluyor anlamak mümkün değil. Bence tarım politikamızı bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Ama çok daha önemli bir şey söyleyelim tabii. Enflasyon beklentinin çok üzerinde geldi ve bu yüksek enflasyon Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini boşa çıkarttı arkadaşlar. Görünen o ki enflasyon yükselmeye devam edecek ve enflasyon yükseldikçe eksi reel faiz makası biraz daha açılacak ve insanların mevduattan, bankaların kredi vermekten uzaklaşmasının önünde böylece açılmış olacak. Bir başka önemli konu kur üzerindeki baskı, riskler ve kırılganlık.
dolanık artmış olacak ve bütün bunlar toplamda Türkiye ekonomisinin önümüzdeki süreçte kırılganlığını da arttıracak. Merkez Bankası ya faiz arttıracak ki bence kırmızı çizgisi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da kur kırılganlığına eyvallah demek zorunda kalacak önümüzdeki süreçte. Bakın bir taraftan yüksek enflasyon, bir taraftan yaklaşan çok yüksek miktardaki dış borç, bir taraftan cari açık meselesi ve öbür taraftan bütçe sorunları. Bunların toplamı Türkiye'nin sorunlarının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Kur üzerindeki baskının da ne kadar büyük olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bütün bunları okumadan dolar düşecek, altın düşecek falan demek ya hayalperestliktir ya da insanların gözünün içine baka baka yalan söylemektir arkadaşlar. Japonya'dan gelen bir haber vardı. O da bu haftanın en kritik meselelerinden birisiydi. Bakın Japon emeklilik fonu 3 ayda 165 milyar dolar zarar etti. İnanılmaz bir zarar bu. Korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Türkiye'nin ihracat rakamının bile üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Anlayacağınız işler karışmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan, sürekli dış ticaret fazlası veren Japonya bile büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya ki biz ne bu ihracatı yapabiliyoruz, ne bu kadar büyük fonlarımız var, ne bu kadar büyük bir ekonomik altyapımız var ve buna rağmen B çıkışı olacak falan diyorsak büyük bir kandırmacadan ibarettir arkadaşlar. Kıdem tazminatı ile ilgili tartışmalar vardı. Kısa çalışma ödeneği ertelendi. Bununla ilgili tartışmalar vardı. Her ikisinde de bakalım geri adım atılacak mı atılmayacak mı hep birlikte göreceğiz ama zaten işçinin her şeyini elinden aldılar. İşsizlik fonu bile işçi için değil işveren için. Sonuç itibariyle bir de kıdem tazminatına el konulursa anlayın ki o para da yine işçi için kullanılmayacak. Yine bir yerlerde çarçur edilecek. Son olarak şunu söyleyelim ve videomuzu tamamlayalım. Önümüzdeki hafta kritik bir hafta arkadaşlar. Şu ana kadar her şeyin üzeri bir şekilde hem Türkiye'de hem de dünyada örtülmeye çalışıldı. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ama tablo ne yazık ki böyle değil. Dünya hızla daralmaya devam ediyor ve toparlanma aynı hızda olmuyor. Büyük ihtimalle bu düşüşün devamında böyle bir V çıkış falan da olmayacak. Yani bir Nike işareti gibi ya da bir L işareti gibi bir işareti göreceğiz. Dibe vuran ekonomiler uzun süre o dipten devam etmek zorunda kalacaklar. Bu da bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Kasasında parası olanlar, cebinde parası olanlar bu süreci kurtarabilirler. Bir şekilde ayakta kalmayı başarabilirler. Ama kasasında parası olmayan, cebinde parası olmayan, üstelik bir de bol miktarda borcu olan ülkeler bu ekonomik krizden çok daha büyük hasar alacaklar. Türkiye'de ne yazık ki bu durumda olan ve neredeyse başı çeken ülkelerden birisi. Türkiye ekonomisi büyük dalgalanmalarla karşı karşıya kalacak. Buna göre önlemlerinizi almanızı tavsiye ediyorum. Önleminizi nasıl alacağınıza elbette siz karar vereceksiniz. Ama bu kadar büyük cari açık ortamında, bu kadar büyük borç ortamında artık hiçbir şeyin çevrilemez hale gelmiş olduğu bu ortamda kur şoklarına ve altın şoklarına hazır olun arkadaşlar. Yakın zamanda yaşanabilecek bir kur şoku bir anda sizi fakirleştirebilir ona göre. Kendi önleminizi kendiniz alın. Yarın öbür gün neden ben fakirleştim diye kafanızı duvarlara vurmayın arkadaşlar. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Bu videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.